Selamlar, yeni bölüme hoş geldiniz. Buğra ile birlikte geçtiğimiz haftalarda sizden vedalaşırken Tottenham Arsenal derbisi ile ilgili bir içerik yapacağımızı söylemiştik. Fakat Maradona'nın vefatı daha önceki videolarda ve podcast'te söylediğim gibi biz hakkını vermeye hep çalışsak da kendisinin gene de bir veda etmemizin doğru olacağına ikna etti beni Buğra. E bu da adamla ilgili birçok şeyi konuştuğumuz için yani Napoli kariyeri, milli takım her şeyi konuşmaya çalıştığımız için biz de 20 golünü seçelim dedik. Şu kerde yaptığımız gibi. Sağdaki Maradona'yı konuşmaya devam edelim dedik ve senle bir Golzen 8 videomuzun ikinci e, seri, serinin ikinci halkasını Maradona'yı kattık. Hiç de i̇şte Planımız da yokken. Evet oraya daha aslında saf golcülere koymayı Hı. düşünüyorduk ama dediğin gibi Maradona ile ilgili çok fazla içerik yapmıştık zaten arkadaşlar da ekler büyük ihtimalle İşte belgeseli ayrıca konuştuk. Dünya kupalarını da sıkça bahsettik sen on numaralarda detaylıca konuştun o yüzden hani on merak edenler öğrenmek isteyenler onları da açıp tekrar isteyebilir. Napoli, Napoli dönemini ayrıca anlattın hani hepsi var zaten bugün de golleri üzerine birkaç anekdot olacak elbette birkaç soru da vardı onları da ekleyeceğiz ve golleri üzerinden efsaneye veda edeceğiz diyelim. Aynen öyle. Başlayalım o zaman başlayalım çocukluk yıllarından meşhur bir gol. Evet. Bu Hugo Gatti attığı gol. Jonathan Wilson'ın çok sevdiği o kaleciye. Evet bu, bu maçta zaten birçok kez Gatti'ye alıyor. Bu da İtalya'da devam etmiş aynı tip vuruşa. Sergen'in İzlanda golü. Bizim jenerasyonda evet. bunun adı budur. Burada da Fiorentina'yı avlamış. Sol ee, ayakla uzak direğe. Gatti olayında şöyle bir şey var. Ee, Gatti bu maçtan önce Maradona için abartılıyor ve ileride şişko olacak gibi bir şey söylüyor. İleride şişmanın biri olacak gibi. Maradona da hırs yaparak bu maça çıkıyor ve işte golleri sıralıyor Gatti'ye. Ama Gatti böyle bir şey söylemediğini tekrarlıyor falan. Öyle bir durum var. Hırs yapmış. Hep o çatışmalardan, hırslardan etkilenen bir adam. Biraz yani Jordan kadar delilik seviyesinde değil ama o, o çatışma adama her zaman ateşlemiş. Milli takımda da var. Napoli'de de kuzey-güney çatışması var. Hep oradan Ay ayrı bir Maradona çıkıyor yani. Tamam Jordan'a bağlayacaktım. Sen söyledin. Last Dance belgeselinin en çok konuşulan karelerden biriydi. Onu kişisel aldım o mevzu evet, diye. Abi. O da biraz e, onun örnekleri. Bir de Maradona yani. hep basını suçluyor. Hep yalan yazıyorlar diye ama Gatti'nin dediğini inanıyor. Yani basın <laughs> onu da yalan yazmış olabilir ama. Ama fiziğiyle alakalı şüpheler ileride İtalya kariyerinde de bolca olacak. Tabii. İşte Juventus Başkanı'ndan <laughs> da alacağı yorumlardan biriydi. Devam edelim. Yine harika bir evet, golü. Yani çok fazla zaten harika çok... Free -kick golü var. Biz hani bunu seçtik. Bu Boca River maçından. Boca'daki ilk döneminden. Harika bir goldü. Bu da gene akıllı olu bir iş. San Lorenzo'ya atıyor bunda. Aynen. Bizim en beğendiğimiz e, gollerden birisi. Şükere'de ayrı bir parantez açmıştık bu tür bir golde. Bu ikinci seferi 90'larda artık. Evet, bokaları ayırmak istemedik. O yüzden buraya ekledik ama bu dönüşünde ikinci boka döneminden. Zaten yüzünden daha aşikar. Fizikten anlaşılıyor ama çok akıllı olu bir iş gene. Kesin. Evet, Barcelona'ya geçtik. O meşhur dönem. Evet. Bir Hacı golünü de hatırlatıyor bu değil mi? Aynen. Yine bir tane var. Burada acaba orta mı değil mi diye çok şüpheye düştük. Birkaç kere izledik ama sanki kaleye oluyor gibi. O bizim orta anlamımız bu adamlar görebiliyor işte. Öyle bir yetenek bu yani. Bu başka bir beyin. Bu meşhur real taraftarın alkışladığı maç. Şurada onun için aldık. Aynen Çizgideki öyle. çalım. Hani hep Ronaldinho dedik ya. Hep dünya hatırlanır normal olarak yakın dönemde olduğu için. Bu Real Madrid taraftarlarının alkışladığı Maradona golü diyelim. Sorular da birkaç tane aldık demiştik. Onlardan biriyle başlayacağım. Barış Turan'ın bir sorusu var. Şöyle giriyor. İyisin hoşsun da sinyor bazen sallıyorsun gibi geliyor diye başlayan soru. Hepsini okumayacağım çok uzun. Maradona'yı her takım istiyor diye bir şey yok diyorsun ama aslında işte Milan da istiyordu. Barcelona'dan ayrılırken. Barcelona'dan yani. ayrılık sürecinde diyor. O seçimin Napoli'den yana kullanıyor diyor. Eee buyurun sen Burada devamını zaten çokça anlatmıştın önceki videolarda. Evet, Bir kez daha. Kapadya belgeselinde de Napoli tek seçeneğimdi diyor. Burada da Evet, yani Maradona'nın kendi kitabı otobiyografisi e, Türkçe çevirisinden okuyorum. E, şimdi herkes bana soruyor. Neden Juventus, Milan veya Inter değil? Çünkü zahmet edip bana teklif yapan tek kulüp Napoli'ydi. Bir de eee UN'in eski futbolcusu ve o zamanki başkanı Giampiero Boniperti'nin benim gibi fiziğe sahip olan bir oyuncudan hiçbir şey olamayacağını söylemesiydi diyor. Ee, o da az önce söylediğim konuya örnek olsun diyor ama asıl cümle o. Yani zahmet edip bana teklif yapan Napoli'ydi. Onun bahsettiği Milan, o kitapta da var. 87 yılında sözleşme uzatma döneminde Berlusconi istiyor. Ki Berlusconi 86'tan itibaren Sek işte Evet, 84'te daha Berlusconi diye bir adam yok. Farina var Milan'ın başında ve Milan zaten... Maradona gibi pahalı bir oyuncu alacak durumda değil. Borç içinde bu ay yazdım dergiye. 80'ler sayısı. Burada Maradona içeriği de Maradona'nın geçen programda da anlattığımız Kapadya belgeselinde e, özel bir program yapmıştık. Kapadya röportajı var Caner abinin. İşte yani Platini de Maradona anlatıyor. Herkes bir Maradona'ya değiniyor ve garip olan biz vefatından önce bu işlerin hepsini bitirmiştik. Hı hı. Hani vefatından önce içerik hazırladığımızda bile 80'lerle ilgili bütün herkes 80'ler dendiğinde Maradona'ya değiniyordu bir türlü. Evet. İşte Platini röportajımız var Caner abiyle. Orada da Platini ne kadar muazzam bir adam olduğunu anlatıyor. Ve az önce söylediğimiz bir on numaraya göre biraz daha 9 numara vazifesini yapan on numaraydı Zico ile ikisi diyor. O yüzden öyle bakmak lazım Maradona'ya. Yani Maradona içerikleri de bulabilirler. 80'leri özleyenlere de dergi de tavsiye ederim. Aynen öyle. Arjantin basınından Maradona'nın etkileriyle alakalı da yorumları olan ayrıca içeriğimiz var. Maradona konusunda da doyurucu olacaktır bu içerik. Berlusconi kısmı ile alakalı da istersen o kısmı da okuyayım. Dediğim gibi 87'de sözleşme yenileme dönemi geldiğinde Berlusconi'nin istediğini anlatıyor Maradona kitabında. Ee, kalbinden biliyordum ki İtalya'da Napoli dışında bir takımda oynayamazdım. Çünkü taraftarlar hem beni hem de beni alanı öldürürdü. Berlusconi benim aklımda güzel şeyler söylediğinde ona Berlusconi eğer bu gerçekleşirse ikimiz de İtalya'yı terk etmek zorunda kalırız dedim diyor. Bir de bu kitabı var. Hmm. Tanrı'nın Eli. Bu da Jimmy Burns'un muazzam bir yani bizim gibi gazeteci, dergici insanların ders diye okuması gereken e, muazzam bir kitap diyelim. Maradona'nın hayatından geçenlerle konuşup hikayeyi, bütün biyografiyi anlatması ve daha 90'lı yıllarda bunu yapması açısından muazzam bir kitap. Bir diğer soru da gollere devam etmeden sezgin gözü açığın sorusu. O da Maradona Barcelona'daki huzursuzlukları Napoli'ye gidebilmek için mi çıkarıyor yoksa tam tersi o huzursuzlukları çıkardığı için Napoli'den başka bir takım onu istemiyor mu Ayrıca sormuştum. bu kitapta var. Ben birkaç ay önce dergide de yazmıştım. 84 yazı yazımda gitmek için yapıyor ama Napoli'ye gitmek için yapmıyor. Barcelona'dan gitmek için, için yapıyor. O zaman Bosman kuralları falan olmadığı için her şeyde o kulübün senin haklarına sahip kulübün izin vermesi gerekiyor. O yüzden de onu anlatmaya çalışmıştık o arkadaşın bana salladığı şeyde. Onun için Barcelona'nın onu göndermesi lazım. O da işte e, Stes Pellermine vardı ya bunun hmm, kendine oraya. benzeyen menajeri. Onun fikriyle önce Katalanlara hakaret ediyor. Sonra kavga çıkarıyor. O işte barda bir klanıyla yaşadığı sorun var. En sonunda borçları da kabardığı için o Maradona production battığı için para da bulması gerekiyor. Bunu isteyen ilk takıma gidecek neredeyse. O raddeye geliyor ve Napoli istiyor. Orada or ortaya Napoli çıkıyor. Bir de Sezgin Bey'in sorusunda şu not da var. Oraya da ben kısaca gireyim. Napoli'nin ilgisi önceden de var mı yoksa sadece Napoli kalınca mı oraya gidiyor diyor. Napoli'nin aslında 79'da da ilgisi var. O da e, Barcelona'ya gelmeden önce. Fakat o dönem e, yabancı sınırı e, yok, olduğu İtalya'da için. İtalya'da yani, yabancı yoktu. Yabancı da. oynayamadığı için sınırı var dediğim o. 81'de 80 tekrar, 80 80-81'de tekrar başlıyor. O yüzden de o dönem alamıyorlar ama o dönem hatta mektup yazdığını falan kendi kitabında anlatıyor Napoli'nin. Ya yani şöyle. Maradona zaten bir yıldız elbette. Barcelona'dan giderken kimse istemiyor da daha 79'da birazdan milli takımda geleceğiz. Dünya karmasıyla bir maçı var Arjantin'in. Hmm. Orada filan tanınıyor. 78'e Trapattoni gittiğinde Cici Radice ile onu yazıyor kitabında zaten. Maradona diye biri var diyor. Maradona'yı ilk bulan Avrupalı da Sheffield United'ın antrenörü Heslem'dir. Hatta Ardiles'in Tottenham'a transferini de sağlayan odur. O Güney Amerika'ya çok olta atıyor. İlk bulan o ama o bahsettiğimiz Maradona'nın menajeri acayip paralar istediği için transfer edemiyor. Çok fazla Katalan göçmen olduğu için şeyde Arjantin'de Barcelona kulübüyle bağlantı oradan başlıyor. Ve Barcelona onunla ön sözleşme imzalıyor. E, Juventus Omar Sivori'yi gönderiyor. Hmm. Ön, görüşme için. Çünkü 80 yılında artık yabancı sınırının kalkacağı kesin İtalya'da. Ön transfer. Sivori diyor ki ben onunla konuşurken bir yerle anlaşmıştı zaten hissettim diyor. Ve ilginçtir Omar Sivori Juventus'tan gidiyor ya. Omar Sivori'nin gittikten sonra Juventus'ta hiç Arjantin'in yok. Ta ki 90'ların başında Sorin gelene kadar Sorin'i de getiren gene Sivori'dir. Mesela o Juventus'un Güney Amerika tarafında çalışır. Maradona'ya da deniyor ama olmuyor. Maradona'nın Barcelona tarafında sıkıntılar oluyor. Dünya Kupası ayar kırıklığı. Barcelona'da sakatlık, sarılık, hayal kırıklığı şu bu. Ya, o takım da o kadar iyi bir takım değil. Ondan sonra isteyen olmuyor. O zaman Maradona'ya topçu değil demedik yani. Elbette çok dikkat et, şey, çeken bir adam. Trapattoni işte Boniperti arıyor. İşte dünya karmasında meşhur o Boniek'le Platini'nin ilk oynadığı dünya karması. Beerzot antrenörü. Orada filan Boniperti diyor ki ya bundan bir şey olmaz diyor işte. O söylüyor ya kitabında da bu çok humble filan diyor. Öyle bir durum var yani. Tanınan bir adam zaten. 78'e girmemesi, kadroya alınmaması hep yankı uyandırmış şeyler. Aynen öyle. Orada Barcelona'yı tercih ediyor Napoli'ye kıyasla ama sonrasında takım kalmıyor diyelim. Devam edelim istersen Buyur. Napoli gollerine. Çok güzel bir Aynen. takım golü. Çok meşhur. Ya işte bunlar kısa yoldan... Zeka ürünü işler ya. Kaleciyi görüyor. Ve tabii özgüven göstergesi tabii de o. Tabii. Herkes de güvenemez orada avlayabileceğine. Ve meşhur bu, bu bu golü unutmayalım. Bu biraz sonra geleceğimiz bir maçın ilk golü. Muazzam bir goldür. Udinese, burada Zico ile karşılıklı oynuyorlar. Zico'nun son maçı İtalya'daki. Bu muazzam bir Verona golüdür. İç direğe vurdu. Aynen. Farklı bir açısı da o var zaten. Ve İtalya'da golden çok elbette gol krallığı falan vardır. 87-88-15 gol falan da. Bu Juventus'un paylaştığı topu tokatlaması muazzam bir golü. şey. Ama takıma etkisi, takımı taşıması, takıma liderlik etmesi önemli. Hani Maradona tek başınayı anlatmıştık ya bu muazzam hmm. bir kontrol gene Milan maçı. Saf yeteneği net gösteren gollerden biri bence evet, bu. Evet yani tık tık. O liderliği önemli. Belki tek başınayı onu anlatmak isterken Napoli'de biraz o geliyor. O, o Öyle anlıyorum yani. yani. Tek başına derken ya lider de elbette taşıdı takımı. Ama tek başına ayrı bir şey. Ha taşıma dersen, büyük lider dersen çok büyük bir hikaye yaptığı şey. O takımda çok iyi oyuncu var ama hepsini ateşleyen elbette Maradona'nın yeteni. Sağda izlerken golden çok fazla verdiğini anlıyorsun. Hı -hı. Gullit de öyledir. 87-88 sezonuna bak Hı -hı. 7 gol mü 8 gol mü ne atıyor Gullit? Ama sağda daha fazlasını veriyor. Napoli maçlarını izleyin. iki maçı da Gullit'in acayip dinamizmiyle kazanıyorsun. Acayip yıpratıyor. Hani her şeyi golle de yorumlamamak lazım. Hele bu tip adamlar hani karekası, evet. bastenidir golle yorumlayalım da bunlar daha enerji veren, daha liderlik eden oyundaki en önemli parçalar yani. Ee, Napoli'den seviyeye geçeceğiz. Orada bir soru daha ekleyelim. İbrahim Özer'in sorusu. Çok kibar bir dilde uzunca bir soru yazmıştı. Ben biraz özetleyeceğim hepsini okumak zaman alacağı için aslında Başkan Corrado Ferlaino ile olan ilişkisini soruyor. Çünkü bir sözü vardı diyor Maradona. Eğer Ferlaino size yarın hava güneş derse Hı. evden çıkarken yanınıza şemsiye alın gibi bir açıklaması. Işte onlar da bir kara kutu diyor. Onlar da arası bozuk. Hani o ilişkiyi sormuş aslında. bizim şey menajer, Mocci ve Ferlaino. Hakikaten üç adamı da göremiyoruz şeyde. Mocci de o zamanki direktörler hatta Karekay falan transfer eden Mocci. ikinci imzayı atmasının sebebi de Mocci. Ferlaino olayı da Ferlaino ile İlk olarak Giordano ve Banie'yi takımdan yolladığında büyük kavga ediyorlar yanlış hı hı. yanlış hatırlamıyorsam. Onlar onu çok kıymetli arkadaşlar. Hatta Banyi vefat ettiğinde konuşamayacak kadar üzgünüm demişti gazetelere. Ki otur özel ilişkilerde bunu görürüz. Senle Cruyff vefat ettikten sonra Rex çağırıp sormak istemiş. O da çok e, duygulu bir tonla konuşabilecek durumda olmadığını söyleyerek izden özür dilemişti. Ee, orada kavga ediyor. Sonra ayrılmak istiyor. Marsilya'ya gitmek istiyorum Maradona. UEFA Kupası'na al sonra konuşuruz diyor. Kupa töreninde söylediğinde Maradona ona şimdi zaman değil kupanın tadını çıkar gibi bir şey söylüyor. Maradona hatta kitabında kafasına atmak istedim kupayı falan diyor. Ferlaine öyle hep kavgalar. Oyuncu göndermesi Giordano gitti diyor yerine kimseyi almadık işte falan filan öyle bir kavgası var devamlı. Haklı da olabilir. Herkes şimdi diyor yani Berlusconi zengin de Anneliler hmm. vardı. Elbette bunlar büyük adamlar Bakın. da. Ferlaino da büyük zengin. Yani zenginliği tartışılır. Nasıl olduğuna dair. Çünkü şey o o iki büyük depremden sonra o yıkılan binaları alıp e, oralara bina yapıp para kazanan bir müteahhit o da iyi parası vardır onun. Zaten bin, bin beş 1500 kere Napoli'nin başına geçiyor yani. Gidiyor geliyor gidiyor. gidiyor. Ee, ona da sanırım Goryeo dello Sport sormuş. O da yani Napoli tan için çok üzücü bir gün. Acımızı yaşamalıyız demiş Maradona'nın ölümü hakkında çok fazla detay vermeden öyle ki. Taraftar da hep Maradona'yı destekler burada tabii ki. tabii ki. Hatta o taraftarlar onu sevmez çünkü Juliano var ya bunların hmm. efsanesi, oyun kurucu, 70'li yıllarda sonra Maradona'yı getiren menajer. Onu da bu defalarca gönderirim. Ee, ya Napoli'deki etkisini o Kahramanlığı anlatan yönlerinden biri de Renika ile alakalı yaşadığı anı hmm. istersen onu da burada paylaşabiliriz şu anda. Evet. Sanki yeri gibi. Ya yani Renika işte ikiz kızları oluyor. Birisi acil acil şey prematüre, yoğun bakımdayken evet. prematüre 7 aylık. Bir tek Maradona beni aradı ve bütün gün senin kızın için dua edeceğim. Merak etme iyileşecek dedi ve Sonra hakikaten de iyileşti ve Maradona'nın bu iyiliğini hiç unutmadım diyor. Renica'yı da takıma getiren o. Öyle diyor şey Ferlaino ilk sezondan sonra. Ben diyor topu kime attıysam ve yuhlandıysa onları gönder. Bana bir 3 numara al. Sampdoria'nın liberosu Renica'yı al diyor. Bir de 9 numara al diyor. O da Giordano'yu getiriyor. İşte iyi bir zaten kariyerli oyuncudur. Renika öyle. Yani oralarda yani Maradona tek başına yaptığı yerin aslında bu transferlerdeki rolü falan anlatılsa daha kıymetli bir şey. Kareka, Alemao, Renica, Bunlar çok önemli transferler. Denapoli, Banye. Yani adam çekmiş bunu adamları alalım diye çalışmış şeylerle, direktörlerle. Bunlar da güzel şeyler ama tek başına daha da ilgi çekmiş herhalde zamanında. Ya Karakay ortaklığı hem sağ için de çok büyük Hı -hı. meyve veriyor. Bir yandan da hakikaten takım sahiplenişleri de çok önemli. O Milan maçını hep anlatırsın sen mesela. Aynen o, o maçtan sonra işte mesela ikisi evde toplanıp kritiğini yapıp bir daha buna izin vermeyeceğiz diye epey üzülüyor adamlar ona yani o 87 88'de şampiyonluk elinden giden maçta. O zaman bir de İtalya'da öyle gidiyor tabii şampiyonluklar. Artık bunların olduğu sezonda da Milan Verona'ya yeniliyor. Küme düşen takıma. son 2-3 hafta kalamını. Öyle yerler değişiyor. Bunlar da 87-88'i öyle kaybediyorlar. Bir alabora oluyorlar, dağılıyorlar. En son Milan toka da atıyor, üste çıkıyor falan. Başta i̇şte özel bir lider olduğunu gösteriyor mesela. Birçok yetenekli oyuncu başkasını suçlar. Orada Karekay'la hani bizim yüzümüzden kaybettik. Hani biz bu maçı almalıydık gibi o... Çok büyük lider sahiplenmesi tartışılmaz başka bir de dedim ya o kazanma hırsı on numaralarda evet. çok nadir görülen bir hırs yani. Doğru. Onu çok kıymetli o açıdan. Devam edelim. Eee Sevilla'dan frikik golünü aldık. Bu da hakikaten acayip bir gol. Şükel ortaklıkların Şüker bölümünde de biraz konuşmuştuk. Bu da klas. Bu da yine çok zarif. Göğüsle dönüp. Evet Sevilla yani Az ama zaten işte, Galatasaray'a gelmesi Türkiye'deki izleyicilerde daha etkisi olan Şeylerden biri belki ama az. Evet Arjantin'e geldik. Bu az önce bahsettiğimiz dünya karması maçı. Hı hı. Muazzam bir plase. Daha çocuk yaşta. 79 yılı olması lazım bu. Hı hı. Bu benim özel sevdiğim vuruşlardan biri. Ozanktir'e. Bu zaten, o zaten laf yok. <laughs> Çok konuşmaya gerek olmayan bir gol. Bu benim daha çok sevdiğim bir goldür. Çok daralandı. Çözüm bulması çok hoşuma gider. Aynı kupada Belçika'ya e attı. bu Aynen. Şu en iyi oynadığı maçta bu bence bu arada. Ki bunun benzerini Breşe'ye de atıyor. Onu Aynen. da koymuştuk yanılmıyorsam. Bu maçta yani Maradona maçı izlemek istiyorlarsa bu maç iyi bir tercih olabilir. Bu ve Uruguay. Bana biraz şey benzer bir şey. Boy. çok kalabalığın içinden vuruş da Sözüm benzer yeri. Bu seninle kulaklarını çınlatmıştık 94'te bir daha. Müthiş bir takım golü. O Batistut falan aksiyonun içinde olduğu ve sevinciyle aslında o kameraya gidip bağırışıyla özdeşleşen ama sonrasında doping hikayesiyle başka bir noktaya giden o gol. Ve bu da çok konuşulan son günlerde Emel'e attığı gol, Ekvador ekibi emelek Ve Newell's formasıyla yanılmıyorsam yedi maça çıkıyor. Çok az oynayabiliyor zaten Newell's Old Boys formasıyla ama ee, Messi'nin de benzerini ters ayakla ters kale attı bu arada simetriğini koyuyorlar ya e, <laughs> sosyal medyada da biraz daha benzer olsun diye. Bizimkiler Aynı de şey öyle ama. koymuş galiba. ya evet, karbon kopyesi şey. değil ama e, şey diyelim simetriyi diyelim. O güzel gol. Ve tabii az önce bahsettiğin o çeyrek finaldeki evet. meşhur 50 attığı golle tabii çok çok Biz burada ya, tabii bir tabii hikaye çok yazmayacağız, ağlatmayacağız insanları. Ben <laughs> bu konuda biliyorsun tavrım nettir yıllardır. Evet. Böyle bir maçta bu golü atmak benim anlayışıma göre sahtekarlıktır. Henry için de aynısı geçerli. Maradona için de. Ee, Falkland'da dediğim gibi 78'i kanlı kupa olarak ilan ediyorlar ama bu da bir diktatörün hayat yani ayakta kalmak, iktidarda kalmak için çıkardığı bir savaş. Öyle yani Falkland neden İngilizlerin ayrı bir tartışma? Falkland Savaşı ayrı bir tartışma. Onun hiçbir şeyi yok. Bu da Maradona'nın diğer ellerine bakalım dedik biraz. Bu UEFA finali maç 1-0. Burada penaltıyla 1-1 oluyor. Sonra kazanıyorlar. Öyle, ikinci rövanşta burada da 3-3'te şampiyon oladı da, burada. Da. darbe vurdu. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <K> Kristal gecenin <laughs> intikamını aldı. Keşke <laughs> öyle dese daha da uçarmış. <laughs> ya bu Viveza denen Güney Amerika kültüründe kurnazlık. Yaygın. Heh, yaygın. Ya bunu çok yapıyor ve hakem görmedi. diyor. Yani tamam bunu hakem görmediyse o zaman gentilenin sana yaptıklarını da bağırmayacaksın. O da Viveza o zaman. Yani çünkü Passerella'nın insanlara yaptıklarını Viveza diyorsunuz ya da Ruggeri'nin yaptıklarını ya da Tarantino'nun Bruno Conti yerden yere vurmasına. Yani eğer bunlar hakem görmedi ama ise onu da hakem görmedi o zaman. O zaman şey yapmayacaksınız. Bu yani. çok konuşulan bir şeydir yani Güney Amerika futbolunda. Hatta geçen yıl Bielsa e, alt ligdeyken evet. derbiye gözlemci gönderdiğinde de çok konuşulmuş. Pochettino hatta orada devreye girmişti. O dönem Tottenham'ın başındaydı. Yani hani biz de Güney Amerika'da bunlar hani normal. Hı -hı. Özetinde minvalinde bir şeyler söylemişti. Evet yani aslında bir işte futbol bir aldatmacadır, bir sahtekarlık oyundur diye Arjantin'de çok kabul gören bir şey bu zaten. O yüzden öyle bakmak lazım yani. Bunu yaptım çünkü hani normalde aynen. yapmazdım gibi. Belki Maradona'nın da öyle bir iddiası yok da insanlar tabii, tabii, biraz öyle işte, öyle kahraman. Aynen. insanlar zaten de. adamın öyle bir su... Chiro Ferrara diyor ya adam kahraman değildi, anti kahramandı. Kahramanların kusursuz olması lazım. Bunun kusurları vardı. Adam da öyle. Vay, bu da 90 dünya kupası. Burada ne... Neyin Sovyetlerle ne alıp veremedi? Litvanya'nın işgali falan mı orada problem? <laughs> ne, ne yani? çok zarif alıyor yani, ama rigorous, ben elle elle şey ama. Aynen. <laughs> Hakikaten benim diyen basketbolu zorlarım. Aynen öyle. Yani Russell Westbrook'un derdimiz. Bu da az önce Ferik attı. Udinese maçını 2-1 iken 89'da 2-2 eşitliyor. Elle atıyor. Bunu 1985 mayısında atıyor. Zico bu golden sonra hakemlere hakaret ettiği için ceza alıyor ve İtalya'da bir daha futbol oynayamıyor. Yani 4 haftamı ne cezalıyor da son sezonu zaten. Sonra Flamengo'ya dönüyor. Ee, Na naif adamı delirtmiş. <laughs> Aynen maçın <yani. Zico> <laughs> sonu vardır. Deliriyor Zico. Hakemleri falan bir sarsıyor. 90 dakikası da var bu maçın. Ee, ve şey Tanrı'nın elinden sonra Zico şey diyor. Provayı bizde yaptın aslında diyor. Bu da diyor ki sen futbolun temiz yüzsün ben kirli yüzüyüm diye. Zico da onu çok sever. O da Zico'ya çok saygı duyar ve seviyordu zaten. Hani öyle bir olayı var bu Udinese maçında. En sevdiği 85 oyunculardan bir diğeri de Conti vardı İtalya'da. Tabii en Tabii en sevdiği İtalyan oyuncu idi Maradona'nın. Zaten Conti'nin daha önce söylemiştik lakabını. Yani Brezilyalı kanı taşıyan İtalyan derler ona. Çok özel bir oyuncudur. Bruno Conti'yi de hep överdi. Conti de vefatından sonra bir gün maçtavana bizim için oynasana boş ver Roma'yı demiş Conti'ye. Conti de diyor ki yani bir tek Roma'yı onun için terk ederdim zaten. O da onun ne kadar sevdiğini anlatmış. Hani o, dediğim gibi ben yani Maradona sağ içindeki muazzam yeteneğiyle benim için tarihin en büyük saf yeteneğidir. Ee, bu tip takımdaşlık, futbola olan saygı, yani uyuşturucu kullanıp futbol oynaması futbola bir saygısızlığını göstermiyor abi. Kendine olan sorun evet. o. Yani hani insanlar bunu da yanlış değerlendiriyor bence. Hani tutkusu yoktu. Messi'nin, Maradona'nın tutkusu var diyorlar ya. Hani bunu eleştiriyor insanlar. Ya tutkusu olan adam kokain mi kullanıyor? Ya, onunla bir ilgisi yok onun. Adam Barcelona'da dibe vurmuş Napoli ile gidip zirveye çıkıyor. Arjantin'de 82'de dibe vurmuş gidiyor 86'da en tepeye çıkıyor. Bunlar hep tutkudur. Yani sadepo o tutkusunu görüyorsun. Dünya kupasına hazırlanmak için özel çalıştığını senle izledik işte Aynen. belgeselde. Yani bunlar hep tutkudur. Adam hep en sonuna kadar bir şey vermek istiyor. Konu futbol olduğunda ayrı bir adam var. Hani diyor ya şeyi özel çalıştırıyor. Hani bir Diego var bir Maradona hmm. var diye ayrı bir şey. Çok saygı duyduğum bir şey ama sağ dışında yok cevabı cevabıymış. Şu ya yapmayın bunları. Ağzına sağlık. Güzel özetlediniz zaten sonunda da. Öyle. Şey yani yıllarda, yıllar geçse de acayip bir şey çıkmıyor. Messi gibi çok büyük bir futbolcu bile. Futbolcu olarak istikrar şu bu yetenek ve istikrar kombinasyonu. Messi tabii ki daha büyüktür ama o özel saf yetenek. Yani izlediğinizde daha önce de demiştim. Anlıyorsunuz onu. İşte sen de izledin. Anlıyorsun yani o topa uzvu gibi davranması, acayip çözümler bulması, o liderliği isyan etmesi. isyan, yani isyan, isyan, isyan eden yapmış. on numara çok özel bir şey oluyor. Hem yetenekten hem gattı soruğu var adamda filan. Bunlar ben de ayrı bir yere koyuyor. Başka arkadaşlar Messi'yi farklı yönlerden bire koyuyordur. Bir şey demem. Ben de futbolcu olarak bence de Messi daha iyi bir futbolcudur ama bu karşı koyma çok ayrı bir şey. O beni hep etkilemiştir. O liderlik. Bu yönden de apayrı bir adamı kaybettik diyelim ama hiçbir zaman kolumdaki dövmeden tut da öyle oralardan romantizm beklemesinler benden. Pekala. İki hafta sonra Buğra'yla yeni konsepti konseptin yeni içeriklerinden biri. Sezon konuşacağız. Daha doğrusu hani Ayaks'ı anlattık ama o takım üzerinden de daha çok. Burada bir sezonu ve şampiyon olan bir takımı konuşacağız. 97-98 Kaiser Slautern. İlginç bir seçim yaptık. Ee, umarım Alman futbolu bizi yormadan, Alman futbolunun o disiplini bizi bitirmeden. <laughs> çok çetin geçen de bir sezon. Sezon Aynen. hikayesi de çok Aynen. özel o yüzden. Her görüşürüz. şey acayip, hikaye de güzel. Bakalım umarım sizleri tatmin ederiz anlattıklarımızda. Saygılar, sevgiler şimdiden. Sorularınız varsa da bekliyoruz. Evet.